şunu anlatsam 3 saat, 5 saat burada yetmez. Ancak benim de yaşadığım bazı olaylar var. Hayatımda o yaşadığım anılardan birkaç tanesini, bir anekdotları sizlere ilk defa burada anlatmak istiyorum. Çünkü 40 yıllık yapmış olduğum hizmetin karşılığında sizlere bu bilgileri vermek benim için çok önemli. Ben 1977 yılında 4 yola geldiğimde 4 yolda başladığım bu tarih ve kültür çalışmalarımda etrafımda çok fazla bana yardımcı olacak insanlar yoktu. Değerli bir öğretmen arkadaşımla 1979 yılında Karasan'ın kardeşi Kara Ahmet'i ziyarete gittik. Abdurrahman Kaçar arkadaşımla beraber. Yeşilköy'de kapıyı çaldık çıktı. İlk defa görüşüyorum Karasan'ın kardeşiyle. Hocam dedi ki biz senin Karasan'ın Fransız ve Ermenilerle yapmış olduğu mücadeleleri dinlemek, bu arkadaşla öğretmen yazmak istiyor. Onun için geldik. Daha önceleri gazeteciler, kitapçılar, basın mensupları sık sık bu kişilerden bilgiler alıp gittikleri için adam hemen şöyle söyledi. Dedi ki bana bakın, şimdiye kadar benden çok bilgi alıp götürenler oldu. Ben size bilgi veririm ama bir şartla. Dört yol Kuvayi Milliye Teşkilatı'na para verirseniz size bilgi veririm. Tabii o dönem anarşik hadiselerin bol olduğu bir dönem. Zar zor gittiğimiz Yeşilköy'de bizim de gençlik devremiz demek ki verme, sen verme demişim ben de adama. O iş bitti. Çektik geldik. İşte hayatımın en büyük hatasını orada yaptım. Ama sonradan anladım. Şu anda olmuş olsa o adamın elinin ayağını öperim. Bir tarih gitti. Hani zararla kalkan işte hani öfkeyle kalkan zararla oturur hesabı. Bizim ondaki gençliğin vermiş olduğu şey çekti gitti. Bir gün çarşıdan eve dönüyorum. Yol kenarında oturmuş, ocaklığında oturmuş 5-6 kişi sohbet ediyorlar. Selam verdim. Hoca buyur gel dediler. Davetlerini kırmadım. Biraz da yorulmuşum. Dedim ki oturayım hem de sohbet edeyim. Vardım yanlarına. Dediler ki hocam daha Çeli kitabını yazmaya devam ediyor mu? Evet ediyorum. Dediler ki hocam ya Yeşil Çaylı'da bizim bir arkadaşımız var. Çok güzel. Karasan Paşa'nın çetesi. Bize hikayeler anlatır çarşıda, kahvede. Çok güzel. Sen o adamı dinlesen çok şey öğrenirsin. Ben de o anda oradan geçen okulumun bir öğretmeni Yaşar Koray arabaya durdurdum. Bindim doğru Çaylı'ya. Adamla konuşmaya gidiyorum sevinerek. Eski bir ev taş duvarlardan yapılmış. Üzeri tahtalı ve balkonlu, üzeri kiremitli tarihi bir dört yol evi. Altta oturan yok. Kapıyı çaldım. Ses yok. Hızlıca çaldım, biraz geriye çekildim. Balkona yaşlı bir teyze çıktı. Buyur evladım, kimi arıyorsun dedi. Ben de dedim ki, filan kişiyi ne yapacaksın evladım dedi. Tabii biz de bilmiyoruz. Dedim ki, konuşmak istiyorum onunla. Peki sen kimsin dedi, nereden geldin? Ocaklı'dan geldim. Seni kim gönderdi evladım dedi. Dedim ki vallahi orada bir sürü arkadaşı varmış Ocaklı'da. Hep görüşürlermiş dört yolda. Bu çete savaşlarını anlatırmış. Ben amcadan onu dinlemeye geldim. Dedi ki evladım o sorduğum adam öleli 3 yıl oldu. O arkadaşların bu kadar samimi olduğunu söyledikleri bu arkadaşların öldüğünü 3 yıldır hiç duymamışlar mı da seni buraya yormuşlar dedi. Bu anda hani yukarıdan aşağı kaynar su döküldü derler ya başımdan aşağıya. Hayatımda en büyük sıkıntıyı çektim. Yüzüm kızardı, bozardım.
Hiçbir şey söyleyemedim. Ya beni ölmüş adama konuşmaya göndermişler. Vermiyor.